Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugünkü videomda mutfak dolabı için düzenlemelerin neyi nereye koyduğum böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Benim için en önemli şey bu kilere koyacağım bu saklama kablarında içini rahatlıkla görebilmem. Bir de ürün kesinlikle plastik değil arkadaşlar. Mika, bunu da buradan belirteyim. Şimdi bunları ben güzelce yıkayacağım, kurulayacağım. Ondan sonra yerleştireceğim ve size tekrar göstereceğim. Bu arada ben 3 tane 3 boyut aldım. Ben size böyle fiyatlarını da göstereyim. Bu en büyük boyu 2200 milim. Fiyatı 14 TL. Özellikle fiyatı yazın dedim çünkü unutuyorum. Gerçekten çok aşırı unutkanım. Bu da 10,5 TL. Fakat bunun kartonu yoktu. Başka bir kartonu koydukları için tahmin, yani eğer yanılmıyorsam 900 milim olması gerek. Bu da 9,5 TL. Bu da 700 milim arkadaşlar. Ben toplamda aldıklarımın fiyatı da 280 TL. Bu arada saklama kablarımı makineye atmadım. Hepsini tek tek dediğim gibi elimde yıkadım. Aynen bu şekil. Şimdi suları süzülsün. Sonra kurulayacağım ve yerleştireceğim. Gerçekten de böyle çok güzel oldu. İçime de sindi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi mutfağımın sol tarafından başlıyorum. Şimdi hemen hatta sandalye çıkacağım. Bayağı yüksek burası. En üst taraftan başlayalım. Bunlar fırın kaplarım. Arkada kek kalıplarım var ama onları büyük bir ihtimal ön tarafa alacağım. Bunları arkaya alacağım çünkü ulaşmak bayağı zor benim için. Bunlar da IKEA'dan aldıklarım. Arkadaki siyah tabaklarda A101'den almıştım. Bunlar da IKEA'nın. Hatta bunlardan gittiğimde bir 4 tane daha alacağım çünkü bu tabakları çok seviyorum. Giderseniz de eğer mutlaka bunlardan alın, çok güzel. Bunu da ben Aşabahçe'den almıştım. Arkadaki de Vipamet'in ürünü. Bunlar bambularım. Bunları da IKEA'dan almıştım. Bunu da kız kardeşimle birlikte Migros'tan almıştık bu tabakları. Hatta bunları çok beğeniyorum. Bunlardan geri alacağım. Şimdi hemen size şu kapağı da açayım, göstereyim. Arkadaki benim sadece kışın kullanıyorum genelde bunu, meyve suyu sıkacağı. Özellikle bu Philips markasını mutlaka öneriyorum, eğer aranızda hani düşünenler varsa almak için bu markayı tavsiye ederim. Bu da bunun aparatı, bunu da çekilişten kazanmıştım. Burada da sunumluklar var böyle, ismini de şimdi unuttum, neyse aklıma gelirse tekrar söylerim. A101'den almıştım, IKEA'dan almıştım, İngiliz Home'dan almıştım. Bu da tekrar sunumluk, bu da Paşabahçe'nin ayaklı, öyle koydum. Burada da tepsim var, sacım var, bunlar da sosluklarım. Onları da IKEA'dan almıştım. Ve çok konuşulan Silex marka lahmacun makinem. Gerçi bunda lahmacun, her türlü yemek, her şey yapılıyor. Yurt dışından gelinim getirmişti, çok sağ olsun, çok teşekkürler. Ona da buradan selamlar tekrar. Burası da böyle arkadaşlar. Normalde bunları buradan kaldıracağım. Şimdilik böyle koydum. Ama buraya farklı bir şeyler koyacağım. Şimdilik bu böyle dursun burada. Bunlar benim meşhur ısınan, ağır olan çaydanlıklarım. Emsan ama çayı güzel oluyor. Yani bunu hiç söylemedim. Hatta hep şikayet tarzı konuştum. Ağırlığından ve ısınmasından dolayı ama çayı çok güzel oluyor. Ama ağır. Burada da böyle. Bu düzenleyicilerimi de bunu da A101'den aldım. Epey olmuş da alalı. Bunlar porselen değil, seramik. Seramik, yani büyük konuşmayayım. Almayı artık pek düşünmüyorum. Çünkü makineye girdiği an çatlamalar oluyor üzerinde. Bunu buraya koydum. İçine salçalarımı koyuyorum. Salça koymak için almıştım. Bunlar da Trendyol'dan almıştım. Bardaklarım. Bunları da biliyorsunuz İngiliz Home'la Madame Coco videosu yapmıştım. Onları da oradan aldım, sunumluklarımı. Bunlar da porselen değil, seramik. Bunları da elimde yıkıyorum. Bu da Paşabahçe'nin böyle reçellik ürünü. Tost makinesi düşünüyorsanız yine bu markayı tavsiye ederim size. Gerçekten de çok güzel.
Hemen dolabın alt kapağını açıyorum. Benim burada tencerelerim var. Tencerelerimi koyuyorum arkadaşlar. Şu da böyle çizilmesin diye almıştım bunu da A101'den. Keçe. Tavalarımı koymak için bunu da A101'den aldım. Tava raflığı böyle. Bu da çok güzel oluyor. Daha düzenli oluyor. Arkada da döküm tencerem var. Burada da böyle çelik tencerelerim var arkadaşlar. Bunları da böyle koydum. Şöyle göstereyim. Bunları da A101'den almıştım. Sıraya girmiştim vallahi kapmak için bunları. Zor bela kaptım ama şimdi sık sık da geliyor. Böyle borcamlarımı koyuyorum. Bunlar da Paşa Bahçe'nin. Genelde bunları ben buzdolabında kullanıyorum. Meyve ve sebze koymak için özellikle. Kahve yanı bardaklarım, fincanlarım onlar var. Bunlar Yeşim Cem'in hediyesi. Sağ olsun canım bana yollamıştı biliyorsunuz. Bunu da A101'den almıştım. Bunu da alışveriş ettiğim bir mağaza var. Oradan almıştım. Bunlar porselen, seramik değil. Özellikle artık öyle tercih ediyorum. Bunları da Karaca'dan almıştım arkadaşlar. Rahmetli annemden böyle evden almıştım. Fincanlarını getirdim. Nescafe fincanı. Böyle hatıra kalsın anneciğimden. Böyle. Burası da böyle arkadaşlar. Hemen bu kapağı da açayım. Burada da aynı şekil. Çaydanlık, cam çaydanlık. Bunu da A101'den almıştım. Vallahi fiyat konusunda bir şey söylemeyeceğim. Çünkü epey olmuştu alalı. O yüzden unuttum fiyatlarını. Yine borcam. Yine böyle bir sunumluk. Bunları da ilk evlendiğim sene eşim almıştı. Atmaya da kıyamıyorum. Böyle duruyor. Yani gayet de güzel aslında. Bunlar da Paşa Bahçeli. Burada da benim günlük kullandığım bardaklarım, çay bardaklarım. Şurada kahve bardağı. Kupalarım bunlar var. Hatta yarısı da makinede. Onlar şu an yıkandığı için koyamadım tam olarak. Çay tabakları böyle. Hemen şu kapağı da açayım. Bunu da o da Paşa Bahçe'nin canlı ürünü. Onu da A101'den almıştım. Sağ olsun bu A101'im olmasa ne yaparız bilemiyorum. Böyle. Bu saati de kaybetmiştim, buldum. Böyle de bir düzenleyici almıştım. Böyle tabakları koymak için. Burası da benim tam ay gazımın olduğu yer ve benim günlük kullandığım tabaklarım. Bunları ben evlendiğim ilk sene almıştım. Eminim ki herkesin elinde vardır bu tabaklardan. Burası da böyle. Bunları da cam olan tabakları da A101'den almıştım ve Elron'dan çok memnunum bundan. Şöyle sağ tarafındaki ise dolabın içini göstereyim. Burada da böyle kahvaltılıklarım var. Günlük böyle kahvaltılık cam kaselerim var. Bunlara da yine A101'den aldım. Paşa Bahçe'nin de var burada. Şu renkli olanları da Teksen'den almıştım. Bunlar da lavın tabakları. Burası da böyle. Dediğim gibi yarısı da makinede hatta. Onları şimdi birazdan yerleştireceğim. Şöyle göstereyim. Bunu da ben A101'den almıştım arkadaşlar. Bu kek kalıbı böyle kapaklı. Bunun keki, baton keki o kadar güzel oluyor ki. Kalıp da zaten süper. Gayet de çok uygun bir fiyata almıştım. Ama seneler önce. Şimdi yani fiyat kesinlikle hatırlamıyorum. Burası da böyle. Bunu da böyle baharatlıkları koydum. Bunları da Ikea'dan almıştım. Bu da Ikea'nın sepeti. Bunu böyle değerlendirdim. Genelde pul biber, karabiber, tuzu sürekli kullandığım için bunları koydum. Üçlüsünü oraya koydum. Hatta yağdanlıklarım vardı benim burada. Onları kaldırdım. Koymayacağım belli bir müddet oraya. Çünkü Tapır'ın iki tane yağdanlığını sipariş ettim. Onları bekliyorum. Burada da böyle A101'den ben arkadaşlar saklama kutuları aldım. İçlerini de böyle ufak tefek böyle pastalarda kullandım. Küçük silikon kaplar var. Tart kapları, aparatlar. Bunları koyuyorum. Şöyle göstereyim size. Burada da ceviz kıracağı gibi hani böyle ufak tefek şeyler. En azından düzenli gözüksün çekmece. Bu da hamur açma matı işte. Blender falan bunlar var. Burası da benim plastiklerimi böyle koyduğum bir bölüm. Şöyle göstereyim size.
şu an makina yıkanıyor. Burası da benim tezgahımın altı. Çöp kutusunu koymuyorum buraya. Çöp kutum balkonda. Bunlar da böyle. Bunları da ben yine A101'den aldım. Böyle sepet. İçine böyle bezleri koyuyorum. Havlularımı koyuyorum. Hatta şu tarafı da göstereyim. Burada çöp poşetim. Singerim. Bir de mutfakta mutfak bezlerini ben arada sırada beyaz sabunla yıkıyorum. Onu da hatta poşete koydum. Burası da böyle. Burada da böyle süzgeçlerim var. Eleklerim var. İşte kesme tahtalarım var. Bunda makine atıldı. Rengi de açıldı. Böyle benim saklama kablarım var. Bunların A101'den epey olmuştu. Alalı termosum. Cam sürat. Ben size burayı böyle çekim yapayım. Biz burayı sonradan yaptırdık arkadaşlar. Tezgah özellikle tam şu aygazın olduğu bölümü. Çünkü biz ilk geldiğimizde burayı ilk satın aldığımızda orada fırın aygaz vardı. Ben de ankastre alınca böyle yaptırdık. Fırınımdan çok memnunum. Fırın düşünenler varsa, almak isteyenler mutlaka profilimi de tavsiye ederim. Özellikle fırını, cam ocağı. Mesela ben bu cam ocakta o kadar sos, yazın soslar yapıyorum böyle büyük büyük tencerelerde, kesinlikle patlama şeklinde hiçbir şey olmadı. Allah'a şükür, maşallah. Yani bu ankastre setinden memnunum. Profilonun tavsiye ederim. Ben ev aldığımı tabii ki böyleydi. Memnun musun? Hayır, kesinlikle memnun değildim. Tabii ki ilk başta çok hoşuma gitmişti böyle ikili olması. Ama gerçekten eziyet, her gün ciflemek lazım. En ufak bir su lekesinde konuşamadım. Böyle nokta nokta oluyor. O yüzden hiç memnun değilim. Bence en güzeli tek evi olan. Böyle arkadaşlar. Mutfak tezgahında. Bunu da Vipahmet'ten aldım. Bu aparatı. Burada benim çelik vardı. Onu kaldırdım. Bunu koydum. Bence böyle daha hoş oldu. Bu kahve makinesini de biliyorsunuz anneler gününde kız kardeşim ve oğlumun hediyesi. Arçelik'in tel ve memnun musun derseniz. Zaten ben bunu pek çok story'me de belli ettim. Memnunum. Tabii ki ilk başta hazır çekilmiş kahveyle yapmıştım. Ama kesinlikle köpük olayı olmadı. Ama dediğim gibi gülmeyin. Mehmet Efendi ile gerçekten köpüklü bir kahve oluyor. Bu da bu makine de böyle bir makine artık. Ama memnunum. Yani almak isteyenlere de tavsiye edebilirim. Yani rahatlıkla. Ama yorumlara da okudum ben. Hatta birçok kişiye de yazdım ben. Hani memnun musunuz diye. Çünkü ben hani köpük olayı olmadığı için. Ama bana da çoğu kişi Mehmet Efendi kullan abla dedi. Ben de onların doğrultusunda kullandım. Ve gerçekten köpük oluyor Mehmet Efendi de. Mutfağım böyle arkadaşlar. Şimdi size ben böyle uzaktan da çekeyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğinde çekmeye çalıştım. Hem Vipahmet'ten gelen ürünlerimi çektim. Hem de mutfak içi düzenlememi çektim. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada videomu da böyle sonlandırmak istemedim. Videomun sonuna mutfağımda şöyle güzel bir poğaça yapmak istedim. Hemen mayalı poğaça yapımına geçelim. Bunun için ben 3 su bardağı ılık sütü döküyorum yoğurma kabıma. Mutlaka ılık olmalı arkadaşlar. Bunu özellikle dikkat edin. Soğuk olursa kesinlikle hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Bunda da 1,5 su bardağı şeker var. Şöyle azıcık karıştırayım. Pakette böyle yaşmayı şöyle elimi ufalayayım. Hatta karıştırayım. 2 tane yumurtanın sarısını ayırdım. Ziyan etmek istemiyorum. Böyle akını kattım. Ve 1 su bardağı sıvıya. Arkadaşlar bu bardaklarım da benim Madame Coco'da. Normalde ben hamur işlerimde bu bardakları kullanıyorum. Bu biraz 1 su bardağına şöyle 2 parmak fazla daha alıyor. Bunu da buradan belirteyim. Normal standart su bardaklarından 2 parmak daha fazla alıyor bu bardaklar. Tuzunu da ilave edeyim. Şöyle yeterli. Böyle tel çırpıcıyla daha da iyi olacak. Unu yavaş yavaş şöyle ilave edeyim. Dediğim gibi
Unlarımı mutlaka eğip öyle kablarına koyuyorum. Çünkü unu da ben ölçü vermeyeceğim. Evet, birçoğunuz ölçü istiyorsunuz. Ama inanın, yani ben bile tarif yaptığımda başkasına ait, gerçekten un ölçüleri tutmuyor olabilir. Bu bardaktan kaynaklanıyor. Kullandığınız yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden de kaynaklanabiliyor. Yani o yüzden yumuşak bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten hamur kendini çok güzel böyle bırakıyor böyle yoğururken. Böyle derler yani böyle kaymak gibi. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Ben bunu şimdi yoğurdum. Şimdi şöyle azıcık zeytinyağı böyle üstüne şöyle bulaştırayım. Her tarafını. Şimdi ben bunu böyle mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir bunun ben havasını alayım. Bir tepsisini böyle boş yapacağım. Bir tepsisini de peynirli yapacağım. Şimdi ben hamurumu böyle hamur açma matına dökeyim. Fazla elimde böyle oyalamak istemiyorum mayalı hamuru. Hemen direkt tepsiye. Önce böyle boş olanı yapacağım. Daha doğrusu sade olanı yapacağım. Yani hemen elimle şöyle bezeleri alıp tepsiye koyacağım. Arkadaşlar tepsi mayasını yapıp ondan sonra fırına verin ve pişirin. Gerçekten o zaman daha böyle pıtırık pıtırık oluyor. Şimdi ben böyle sade olan poğaçalarımızı yaptım. Şimdi ben fırının içinde tepsi mayasına getireceğim. Diğerini yapana kadar. Burada böyle tepsi mayası gelsin. Şimdi peynirli olan tepsiyi yapacağım. Şöyle ilk önce bezeleri ayıracağım tek tek. İkinci bezeyi de aynen böyle yaptım. Ama böyle tam ortadan ikiye elimle bastırınca elim kaydı. Bakalım bunu yapabilecek miyiz düzgün. Aynen şöyle yapıyorum. Şöyle yapalım o zaman. Aynen böyle yaptım bunu da. Böyle. Şimdi bu 4 tane kalan bezeyi de farklı bir çeşit yapacağım. Yani toplamda bir hamurda 3 farklı çeşit poğaça yapmış olduk arkadaşlar. Sizlere de fikir olmuş olur ayrıca. İnşallah beğenirsiniz. Bunu da kafes poğaça diyorlar. Hatta şöyle. Oh. Görüyor musunuz? Neyse. Şöyle dursun, bir daha geçeyim şöyle üstünden. O kadar sıcak ki mutfak. Gerçekten hamur sarıyor kendini artık. Bunu da böyle yaptım arkadaşlar.
Evet, bir hamurdan 3 farklı çeşit mayalı poğaça yaptım arkadaşlar. Şimdi buna da tepsi mayasını getirmek için hemen fırın içine koyacağım. Orada bir 15-20 dakika bekleteceğim. Zaten havada o kadar sıcak ki hemen tepsi mayasına da gelir. Arkadaşlar görüyorsunuz tepsi mayasında böyle gerçekten bir kat daha fazla mayalanmış. Çok tam da böyle istediğim gibi oldu. Aynen bu da. Fakat bunlar böyle birbirine artık biraz geçti. Artık olsun. Şimdi ben yumurtanın içine şöyle bir çay kaşığından biraz fazla süt koydum. Çok az da sıvı yağ koydum. Ve iki tane yumurta sarısı. Şimdi bunların üstlerine inşallah etrafta dökmem. Şimdi ben bu güzellikleri hemen fırına veriyorum. Fırınımı da 200 dereceye getirdim. Şöyle de açayım, hazırlayayım. Hadi bakalım. Bismillah. İnşallah tadı da gerçekten güzel olur. Şu çok güzel oldu ya. Bakar mısınız? Maşallah. Kendi yaptığımı da net ediyorum. Hadi bakalım. Siz pişin güzelce. Pişti arkadaşlar. Hemen size şöyle yakın çekimden. Hatta şunu hemen alayım da altını da göstereyim. Bakın. Şöyle pamuk gibi oldu. Vallahi mis gibi oldu arkadaşlar. Bu sade olan demiştim. Bunları da böyle yaptım. Peynirli yaptım bunları da. Bunlar bu sefer oldu. Demek ki kendi bildiğini yapacakmışsın. Her zaman kendi standart tarifin olacak. Bunlar da böyle oldu arkadaşlar. Şöyle birazcık bunu ben bir şey koymuş. Çok güzel diyeyim. Böyle. Şuna altına bakayım derken bunun altı pişmiş. Şurası sıvı çatladı. Bunlar da böyle oldu. Yumuşumuş. Çok güzel oldular. Böyle sonuç güzel olunca gerçekten çok mutlu oluyorum. Çok böyle yayınlamadığım tarifler de var benim. Yani çöp olan tarifler de var. Yani çöp olan derken kesinlikle tabii ki çöpe atmıyoruz. Atmıyoruz yani yine tüketiyoruz ama hani ben Instagram olsun, sayfam olsun koymadığım tarifler de oluyor. Genelde kendi bildiğinden şaşmayacaksın dediğim gibi. Kapanış konuşmamı bu güzelliklere doğru yapmak istedim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma ilk kez geliyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma gelip videolarımı izleyenler lütfen sağ alt köşedeki abone tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız gerçekten benim için çok çok önemli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.